Kamerayı açtım ben ama ses de açık. Özür dilerim. Yani burası öyle değişken ki geçen hafta burada, bugün burada, haftaya da herhalde şuradan olur. Bu arkadaş tahtayı yine getirmedi. Yazmadıklarımdan sorumlusunuz. Ve ben geç kaldım. Çok özür diliyorum tekrar. Evet. Ses bağırarak anlatacağım. Tamam. Evet arkadaşlar. Geçen hafta mit türlerini işledik. Mit türlerini. İşte insan nasıl doğdu, evren nasıl yaratıldı, dünya nasıl oldu, ilk bunları yapan, bütün bu süreci devreye sokan tanrıların kendisi nasıl oldu? Şimdi bugün başka bir konuya değinmek istiyorum. Şöyle ki, neden başlangıçta bütün yaratılış mitlerin en eski katmanında şöyle bir şey var. Başlangıçta büyük bir karanlık vardı, boşluk vardı. Sonra onun içinden kendinden menkul bir biçimde hiçbir etki olmaksızın. Bakın bu çok önemli. Yani bakın burada şey yok. Birisi ol demiyor. Kendiliğinden oluyor. Ve neden dünya mitlerine, mitoslarına, mitoloji bilimi perspektiften baktığımızda neden o ilk üstün varlığın dişil bir varlık olduğu üstünde duracağız? Başlangıçta hep ne var? Tanrıça var. Yani tanrı yok. Bu çok ilginç. Bu çok ilginç. Artık sosyal antropoloji, etnoloji ve başka sosyal bilimler, şunu biliyoruz biz. İnsanlar yaratanın dişi olduğunu, var oldukları sürenin en uzun dönemi boyunca bir kadın olduğuna inanmışlar. Neden? Çünkü doğurgan, tabii ki doğurgan da ama erkek de işte bir düğmeye basıyor değil mi? Yani evet doğurgansınız. Ay burada buranın yarısı Meryem Ana mübarek. Doğurgan böyle. Hamile kaldım. Ben kadınım doğurgan. Bunu milattan önce 15 bin yılında anlatabilirdin, inanırlardı. Şimdi anlat bakayım bunu. Aklına hemen baban geliyor değil mi? Allah rahmet eylesin. Nasıl ağzını yırtardı seni. Doğurganız. Tabii. Ne bağlantısı yok biliyor musunuz insanlarda? Cinsel ilişki ile doğum arasındaki bağlantı yok. Yani insanlar birlikte oluyorlar ama 9 ay 10 gün süre boyunca yani tanrılar ya da üstün güçler kadına o yetiyi veriyorlar. Ha ona diyorsunuz ben de biliyorum. Hay Allah'a şükür doğurgansınız biliyoruz. O bağlantı hiçbir surette yok. Hakikaten etnoloji 20. yüzyılın başında mesela Trobriand adalarında, Pasifik adalarında bir kabileye rastlıyor. Ve genç kızların mesela deniz köpüğünden hamile kaldıklarını düşünüyorlar. Anlatabildim mi? 20. yüzyılda. Bu bize, etnoloji bize neyi gösteriyor? Çağdaş ilksel kültürlerin nasıl gelişmiş kültürlerin geçmişinde de ne yapıyor bize? Yansıtıyor değil mi? Neden yok? Çünkü o 9 ay 10 günlük süre, hamilelik süresi çok uzun. Hemen bir şey belli olmuyor. Anlatabildim mi?
bağlantı kurulabilecek bir şey olmuyor. Ve nasıl bir tasarım var? Son derece döngüsel bir tasarım. Ata kültü var, ata kültü var. Öte dünya yok, bakın nasıl yok. Birisi ölüyor, öldüğü zaman doğan birisine hemen onun ruhu geçiyor ve yine dünyaya geliyor. Anlatabildim mi? Mesela bunu popüler kültürde de günümüzde görebiliyoruz. Filmlerde mesela birisi ölüyor, birisi hamile, diyor ki hiç üzülmeyin, onu yine o doğacak. Hatta ismini bile İlva, İlva öldü ama doğacak bebeğe o ismi vereceğiz. O yüzden ne endişesi yok döngüsellikte? Aynen öyle. Yani şey sorunları yok. Cennete mi gideceğim, günahkar mıyım, cehenneme mi gideceğim, hacca mı gideceğim, şeytan beni baştan çıkaracak mı? Neden? Çünkü döngüsel. Bakın bizim günümüzde inandığımız şeyde nasıl var? Çizgisel. Döngüsel değil. Nevzat Kaya, 13 Eylül 1968 İzmir doğumlu. Atıyorum 22 Eylül 2026'da öldü. Bitti. Ama nasıl devam ediyor? İşte iyi birisi ise cennete gidecek. Kötü birisi ise cehenneme gidecek. Anlatabildim mi? Orada kıyamet gününe kadar cennette mutlu olacağım. Ya da cehennemde işkence göreceğim. Ondan sonra kıyamet gününde artık bütün insanlar dünyada yok olduğunda Tanrı diyecek ki hepiniz gelin buraya. Eşi sen çok günahkarsın, sen ebediyen yer altına, cehenneme sürülüyorsun. Hatta şeytanın kendisi bile cehennemde yanıyor. Ölüm cehennemde yok oluyor. Ve ebedi binlerce yıllık, yani yıllık, yani sonsuza dek sürecek bir Tanrı'nın huzurunda, ışığının altında sonsuza dek var olunacak. Tabii ki bizde mesela huriler var. Size nuriler yok. Nuri yasak. Huri var. Nuri yok. Acaba ideolojik mi? Acaba böyle bir şey mi var? Yani kadınlara bir şey yok, erkeklere var. Çünkü gerçek insanlar kim? Erkekler. Bakın, Adem, man. God created man. Aslında Tanrı Adem'i yaratmıyor. Tanrı insanı yaratıyor. İnsan Adem. Sonra diyor ki, ay bu yalnız suratı pek asık. Pek, yani ekşi. Hayvanlar çift çift geçiyor, onlara isimlerini veriyor. Adem fark ediyor, bir dakika ya diyor, burada bir eksiklik var. Diyor, hepsi çift, ben sap gibi. Ay hay Allah diyor Tanrım. Fark etti, Allah'ın cezası. Uyutuyor onu, en yamuk kemiğini alıyor. En yamuğunu. Tabii, diyor ki ya ondan vazgeçilebilir o. O en alt, hatta güzellik ameliyatlarında şer. Daha güzel olsun diye en alt kemiğini hakikaten aldırabiliyorsunuz. Buradaki o çizgi kemikli şey yok olsun diye. Baba. Daha güzel oluyorsunuz. O yamuk kemik gidince. Onu Havva'ya dönüştürüyor değil mi? Yani diyor ki tamam hadi bu da mutlu olsun. Yani Havva neredeyse unutulacak. Yaratılmayacak, anlatabildim mi? Burada neyi görüyoruz? Her şeye erkekler, kadın düşünmedi. Neyi görüyoruz? Eskiden kadının dinde, mitolojide çok çok güçlü olduğunu görüyoruz. Anlatabildim mi? Yani nasıl bir şey var burada? Ey Amerika! Anlatabildim mi? Amerika! Anlatabildim mi? Böyle bir şey var. Neyi din, kitap dinleri, ataerkil dinler sürekli bastırmaya çalışıyor? İran'a bakın günümüzde. Kadını. Bu bize neyi ispatlıyor? Erkeklerin kültürel olarak çok tırnak içinde ağzı yanmış kadının birinciliğinden. Bakın şimdi.
Siz öyle bir türsünüz ki 250 bin sene boyunca Homo sapiens sapiens ve sadece 10 bin senedir, 12 bin senedir ki o da internet yok, e-mail yok. Yani belli bölgelerde başlıyor bu bilgi. Çocuğun leylekler tarafından getirilmediğini, erkeklerin de bir nevi düğmeye bastığını, fotokopi makinesine diyelim, anlaşılıyor. Ve bu bilgi erkekleri inanılmaz narsistik ve kadınları aşağı gören bir insan türü haline getiriyor. Meğersem diyorlar bizmişiz ilk harekete geçiren. Komplekse bak. Ve doğanların peki boş gördüm seni. Ve doğanların benim çocuğum olması, benim oğlum kral olsun, gelenek, görenek ne işe yarıyor? Bütün bu eril ikincilliği, insanlık tarihinin %80'i boyunca erillik hep ikincil. Bunun bertaraf edilip onun yerini alması gerekiyor. O yüzden mesela yaratılış efsanelerinde, kitap dinlerinde nasıl bir şey var? God created man. Tanrı insanı yarattı. Bir bakıyoruz o insan nasıl bir insan? Penisli bir insan değil mi? Erkek. Erkek, dişi değil. Sonra ikincisi böyle oluyor. Aa, iyi tamam, iyi hadi. Havva'yı da yaratalım. Anlatabildim mi? Bakınız, Tanrı hattı zatında kitap dinlerinde neyi, neyin üstüne yatıyor? Tanrıçanın doğurganlığı üstüne yatıyor. Bakınız bu çok önemli. Tanrı ilk insanı nasıl yaratıyor? Topraktan ve sudan. Ve ondan sonra insanları doğuracak olan kadını yaratıyor değil mi? Bu çok ilginç, bu çok ilginç. Çünkü dediğim gibi başlangıçta Yunan mitolojisinde mesela G vardı ya da Gaia. Karanlıkta kendinden menkul oluyor, oluşuyor. Geriliyor sırtının, omuriliğinin köşeli vertebrelerinden dağlar oluşuyor. Terinden, gözyaşlarından, vücut sıvılarından denizler, okyanuslar oluşuyor. Ondan sonracığıma çukurlarından, vücudunun ilginç yerlerinden mağaralar oluyor. Nefesinden iklimler oluyor. Anlatabildim mi? Çünkü bütün insanlar, insanda, insan doğduğu zaman kiminle beraber? Annesiyle beraber. Ve şimdi önemli olan bu. 12 bin sene boyunca babalık biliniyor ama buna rağmen babalar çocuklarıyla hala 21. yüzyılda bile nasıl değiller? Çocukların, evet, çocukların anneleriyle oldukları gibi olamıyorlar değil mi? Burada nasıl bir birlik var evlat ile anne arasında? Biz buna teklik içinde ikilik deriz, diyat. Tek olan bir ikililik. Adeta Türkçe, bak bakın bütün dillerde bu söz vardır. Etinden bir parça, canından bir parça. Mesela böyle gösterir, bakınız bu izler, atasözlerde kendisini. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Neden? Çünkü bir evlat acı hissetti mi etinden bir parça olduğu için, canından bir parça olduğu için. Aralarında o diyatlık ilişkisi hiçbir zaman ne olmuyor? Yok olmuyor. Demek ki, demek oluyor ki anne ile yavru arasında sadece böyle bir bağ yok. Korkunç bir biyolojik bağ var. Demek ki anne ile evlat arasında biyolojik bir bağ var. Bunu niye böyle ben icat etmiş gibi söylüyorum? Çünkü bizim atamız olan maymunları gözlemlediğimizde babalar, erkek maymunlar hiçbir surette yavrularıyla ne yapmıyor? İlgilenmiyorlar. Hiçbir surette ilgilenmiyorlar. Anlatabildim mi? Onlar da büyük bir olasılıkla bilmiyorlar meseleyi ama o önemli değil. Demek ki bu ataerki babadan oğula mesela Hristiyanlık baba oğul
ve kutsal ruh adına. Bakınız, biyolojik bağ kendisini neye bırakıyor? Kutsal ruha, tinsel bir şeye bırakıyor. Tinsel bir şey nedir? Biyolojik değildir. Nedir? Biyolojik değildir. Nedir? Kültüreldir değil mi? Kültüreldir. Bakın, neyi görüyoruz bir bu kadının bütün mitlerde sonradan böyle baskılanmasında? Bu korkunç güçlü olan biyolojik bağın yerini almak istiyor. Yerini almak istiyor. Kim? Baba ve oğul. Baba ve oğul. Mesela babanın ilk doğmuş oğlu çok önemlidir. Anne de çok ilginçtir. Anne de en son doğmuş, cinsiyete bakılmaksızın en son doğmuş evladı önemlidir. Neden? Çünkü Tanrıçanın yaratıcı gücünün o yaşta bile göstergesidir. Yaratıcı gücünün nesidir? Göstergesidir değil mi? Ne diyoruz biz Türkçe'de? Tekne kazıntısı diyoruz. Tekne kazıntısı çok önemlidir. Ben bunu özellikle biliyorum çünkü ben annemin 8. çocuğuyum. Yes, I'm the king. Biliyordum yani kadın bende sadece evladını görmüyordu. Torun, torunlar nasıl sevilir? Öyle bir şey de görüyordu. Zavallı kadın 39 yaşında bana hamile kaldığında, başka zamanlar tabii ki, sokağa çıkmıyormuş. Utancından. Bakın, bakın utancından bu yaşta ha. Anlatabildim mi? Hatta Tepecik'te var ya kadın hastanesi. Ayakkabı giyemiyormuş, giymiş Tokyo terlikleri. Çünkü ayakları böyle şişmiş. Teyzemle gitmiş, aldıracaklar beni. Gitmişler, oturmuş orada, oturmuş. Kalk demiş Mükerrem, ne oldu? Hadi demiş, bunu da doğurayım. Artık bundan sonra doğurmam. Dedim, anne iyi ki o an Katolik çıktın, vallahi billah. Yoksa gidiyorduk yani. Anlıyor musunuz? Mesela benim ablam, en büyüğümüz benden 20 yaş büyük. Bir de o utanç var. Tabii ki ablam kim bilir, nalettir benim ablam demiştir. Ay anne filan falan. Anne, ablam 50 yaşında, ben 30 yaşındayım. Annem mesela bir evde oturuyoruz. Bana çikolata getiriyor değil mi? Koca kadın ablam böyle. Bana yok mu? Ben senin evladın değil miyim? Anlatabildim mi? İşte böyle şeyler. Ve işin en güzel tarafı, babalık kurumsal olarak olmadığı için anneler, sırf anneler biliyorlar çocuklarını. Yani çocuklar kime ait? Anneye ait. Hiçbir surette karışan bir baba yok. En önemli akraba kim? Anne. Anneden sonra en önemli erkek akraba? Dayı. Çünkü annenin erkek kardeşi. Bakınız, dayı ilgilenebiliyor çocuklarla. Benim kız kardeşimden doğduğu belli olduğu için. O yüzden bakınız mesela, dayı, teyze, anneanne bizde daha çok sevilir hala. Teyze bakın anne yarısıdır. Neden anne yarısıdır? Çünkü ablası ya da kardeşi doğurdu biliyor. O da aynı annenin çocuğu. Hala bilinmiyor çünkü babalık olmadığı yerde hala, amca, babaanne, osuruktan teyyare selam söylüyorlar. O yüzden hala, amca, babaanne çok kültürel olarak yeni olduğu için onlar ne yapılır? Pek sevilmez. Halalar nasıldır? Teyzeler nasıldır? Geliyor. Anneanne nasıldır? Ah yavrum. Babaanne nasıldır? Aynı anası. ah babaanneler protesto ediyor. İstisnalar tabii ki kaideyi bozmaz. Ama mesela bizim gibi ülkelerde bu gelin kaynana meselesinin temelinde eksogamik evlenme vardır. Yani kız babanın erkeğin ailesine taşınır. Bir de üstüne üstlük dayı, amca gibi ayrı ayrı kavramlar varsa mesela Batı dillerinde yok.
Batı dillerinde uncle, uncle'dır. Yani dayı mıdır, amca mıdır anlaşılmıyor. Ya da aunt, teyze midir, hala mıdır anlaşılmıyor. Bunun anlaşılması hem bizim de son derece güçlü bir anaerkil gelenekten geldiğimizi gösteriyor. Dayının olması, teyzenin ayrı olması, anneannenin olması. Bakınız çok ilginç. Anneanne, dayı, teyze var ama bakınız dede için yok. Neden yok? Çünkü dede de tamamıyla baba tarafına ait de ondan. Annenin babası olsa bile. Çünkü erkekler ne yapılmıyor? Bilinmiyor. Yani annenin babası için ayrı bir kavram yok bakınız. Neden? Çünkü baba yok. Baba yok. Nasıl keşfediliyor bu büyük sır? Anam bunlar benimmiş filan ya da tam tersine vay paçoz bunlar benim değilmiş. Nasıl fark ediliyor? Hayvanların domestike edilmesiyle, evcilleştirilmesiyle. Bir bakıyorlar, hayvanlar çiftleşiyor. Sonra ne yapıyorlar? İlk defa insan gözlem yapıyor. Ve bunu keşfedenler, bizim güneydoğumuzdaki Göbekli Tepe'yi inşa ediyorlar. Oradaki o sütunlar bir penis büyüsü. Meğersem diyorlar, o bir kadın mitolojisine, yani tanrıça mitolojisine bir protesto. Erkekler orada kendi bedenlerini keşfediyorlar ve üremedeki önemlerini keşfediyorlar. Ve oraya kendi cinsel organlarına adeta bir tapınak yaratıyorlar. Ve zaten ataerkil o bölgeden, Mezopotamya'dan binlerce yıl sonra bütün dünyaya ne oluyor? Bütün dünyaya yayılıyor. Hattı zatında erkek neydi hep? Paredrostu. Yardımcıydı. Kime yardımcı? Anneye yardımcı. Kadına yardımcı. Ana tanrıçaya yardımcı. Değil mi? Ana tanrıça ile insanlar arasında nasıl bir ilişki var? Karşılıklılık ilkesi var. Do ut des. Latince, sen bana ver ki ben de sana iade edeyim. Aslında Batı ülkelerinde Maliye Bakanlıklarının ve şeylerin vergi dairelerinin ana sözüdür. Ama temelinde bu var. Bir reciprocity, bir karşılıklılık ilkesi şeyinde. Ana tanrıça hem güzelliklerden sorumlu hem tabii ki olumsuzluklardan sorumlu. Niye? Her şey çünkü döngüsel. Hep dönüyor. Hep aynı günü yaşıyoruz. Bakın bu çok önemli. Yani bugün günlerden 28 Kasım 2022. Ay bu onlar için öyle saçma ki. Hayır, onlar için sonbaharda, kış öncesinde bir gün. Yani yine mi sonbahar oldu mu onlar diyorlar ki yine aynı günler geldi. Yani 2023 demiyorlar. Ya da 1889 demiyorlar. Saymıyorlar. Muhasebe hastalıkları yok. Her şeyi tanımlama, tartma, özelliklerini bir yere yaz, sakla samana gelir zamanı, yarın bir gün bu bilgiyi ona karşı kullanabiliriz. Şeysi yok. Hep böyle gelmiş, böyle gidecek düsturu var. Neden? Neden? İnsanlar manyak mı? Hayır, bakın. Doğa, daha kültür öyle gelişmemiş, insanlara karşı öyle harş ve sert davranabiliyor ki insanlar bu terör nezdinde, bu korku anlamında terör nezdinde ne yapmak zorundalar? Bir dala tutunmak zorundalar, değil mi? Onlar nasıl tutunuyor? Böyle tutunuyorlar. Evet, bugün çok korkunç ama elbet güzel günler gelecek. Anlatabildim mi? Evet, mesela bakınız. Çok fazla böbürlenmeyin, nazar değer. Nazar niye değer? Çünkü her harikada kötülükler ya da uğursuz zamanlar ne olacak? Bizi bulacak, değil mi? Böyle şeyler var. Demek ki hem psikanalitik olarak bir bebek doğuyor, ilk kokusunu aldığı kişi annesi, ilk bedeninin değdiği beden annesi,
Zaten çok tanışık ona. İçgüdüsel olarak anne yeni doğmuş bebeklerini hep sol koluna alır. Kalbine yakın. Bebek sakinler der ki ha 9 ay 10 gün boyunca duyduğum ritim bu ritim. Kalbinde sakinleşir bebek. Başka bir ses değildir, anlatabildim mi? Çünkü bebek nasıl bir varlıktır? Bebek aslında insan bebeği, bunu geçen hafta konuşmuştuk, çok 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 hassas bir varlıktır. Çünkü insanoğlu ayağa kalktıktan sonra bu leğen kemikleri daralıyor. Çünkü daralmasa bu vücut o boşluktan yere düşer, taşıyamaz. Ne olması lazım? Bu leğen kemiklerinin daralması lazım. Şimdi bu leğen kemikleri daralınca ne oluyor? Doğum kanalı kadınlarda o da daralıyor değil mi? Şimdi hem ayağa kalktık, hem bu iyi bir şey, daha hızlı koşabiliyoruz ya da ellerimizi kullanabiliyoruz. Ama 9 ay hamilelik aslında insanda 15 ay sürmesi gereken bir şey, 16 ay sürmesi gereken bir şey. Ama 16 aylık bir bebek o doğum kanalından, kemiklerden ne yapmaz? Çıkamaz. Doğa, evrim bir orta yolda buluşuyor. Diyor tamam madem ayakta ayağa kalktın, sen bu bebeği bitmemiş olarak doğuracaksın. Tam 9 ay 10 gün. 9 ay 10 günden sonra, 9 ay 20 gün, 10 ay artık o kafa geçmiyor. Hem bebek için hem anne için ne anlama geliyor bu? Türün yok oluşu diyor, yok oluşu demek diyor. Bakınız insanlar tek varlıklardır ki doğurdukları yavruların embriyonal halini dışarıda da birkaç ay devam ettirmek zorunda kalsınlar. Tek varlıklardır. Dünyanın en hassas varlığı. Şimdi bakın bunun temelinde neler var? Siz eğer böyle hassas, zavallı, düşkün bir biçimde doğuyorsanız ve bir üstün varlık sizi kurtarıyorsa, çünkü yaratık gibisiniz ve bu bilişsel sistemle siz ölümünüze dek tehlike hissettiğiniz anda anne anne ya da Allah 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 diye bağırdığınızda o anı tekrarlanmasını istiyorsunuz. Siz bu komplike bilişsel sisteminize ne kazınmış oluyor biliyor musunuz? Hayatta kaldığınıza göre birileri size çok iyi bakmış ve sizin üstünüze çok düşmüş. Bunu asla yatsıyamazsınız eğer burada oturuyorsanız. Çünkü dediğim gibi insan yavrusu korkunç komplike ve hassas. Hassas o pelte gibi kafası. Kafasını bile tutamıyor, anlatabildim mi? Öyle antropologlar var ki kültürün, bebeklerin, insan bebeklerinin bu denli hassas olduğu için icat edildiğini bile söyleyenler var. Ya. Yani demek istediği şu, eğer bebeklerimiz bu kadar hassas olmasaydı, kedi yavruları gibi olsaydı, 3 ay emzir, sonra pıt 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 pıt, maymun yavrusu gibi ağaca kendisi tırmansın, en fazla işi korktuğu zaman sana kıyır. O zaman kültüre gerek kalmayabilirdi diyenler var. Ama bitmiyor ki. 7 yaşına gelse ne oluyor? Ne? Bitti mi? Milattan önce 13 bin. Orada aslanlar var. Hadi git çocuğum oyna. Anlatabildim mi? Bakınız. İnsanda ne oluyor biliyor musunuz? İnsan sadece 9 ay 10 gün kalmasıyla kalmıyor. İnsanoğlunda tırnak içinde başka bir patoloji daha var. Genel anlamda daha bu kavramı söyleyeceğim şimdi. Neoteniktir. Neoteni. Demek istediğim şu. Türünün, kendisi önceki türünün bebeklik dönemlerini ölümüne kadar onlara bağlı kalır. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani 20 yaşındaki bir insan ile 12 yaşındaki bir şempanze, 20 yaşındaki insan, 30 yaşındaki insan o şempanzeden daha gençtir. Biz hiçbir zaman türümüzün yaşlılığını yaşamıyoruz. Biz hep bebek kalıyoruz. Neden biz hep bebek kalmak zorundayız? Çünkü biz, ne demişti Arnold Gill, çok
Mengelweis, eksikli bir varlığız. Yani bizim ne kanatlarımız var, ne şeylerimiz var, zehirimiz var, ne dişlerimiz korkunç, ne hızlı koşabiliyoruz. Biz ne yapmak zorundayız? Biz bu eksikliklerimizle ve neoteniden kaynaklanan merak. Mesela bilim adamları niye böyle manyak? Mesela Nobel'lik bilim adamları. Hepsi manyak. Bütün gün, bunu olumlu anlamda söylüyorum. Bütün gün odalarında kara deliğin çapını hesaplıyorlar. Bu nasıl bir şey? Bu bir çocuk oyuncaklarıyla oynuyor, bir türlü yemeğe inmek istemiyor. Onun gibi bir şey bu. İnsanoğlunun bu sorunu nasıl çözerim takıntısı. Vardır ya oyunlarımızda da Magic Cube, o renkli zar, onu çözeceğim. Cumhuriyet Gazetesi'nin 90'lı yıllarda benim manyağı çeviren o bulmacaları vardı ya, kırmızı etekli yeşil kazaklının yanında oturmuyor. Gri kazaklı kim? Bulmacaları. Var ya yani sanki onu çözünce ne olacağım? Yani dünyalar benim olacak değil mi? Dünyalar benim olacak. Bu neyi gösteriyor? Hiçbir zaman bu merakımızı kaybetmiyoruz. Bakın sizler bile bunun ispatısınız. Ne arıyorsunuz burada? Siz ne arıyorsunuz burada ya? Gidin evinize yatın uyuyun değil mi? Yok bu karda kışta kıyamette geliyorsunuz burada. Niye? Çünkü hepiniz gençsiniz bebekler. Biz hepimiz gençiz. Seneye disko istiyoruz. Saçlarımızı dökeceğiz. İnsan böyle bitiyor. İnsan böyle bitiyor. Hiçbir zaman bitmiyor. Hiçbir zaman bitmiyor. Mesela dedikodu. Dedikodu dünyanın en güzel şeyi. Sakın bana kimse dedikoduyu sevmiyor. Sakın. Aa gel gel. Ne? Çabuk. Dur. Dur bir sigaramı yakayım. Benim meşhur lafım. Çok önemli bir şey anlayayım. Dur sigara yakayım. Bak yani öyle sıradan bir şey olamaz bu. Anlatabildin mi? Dedikodu nedir? Meraktır. Kendini çevreleyen evreni merak edeydi insan olmuşuz. O huyumuz yok mu oluyor sanıyorsunuz? Hayır, olmuyor. Olmuyor. Angelina Jolie kiminle yatmış? Brad Pitt kiminle evlenmiş? Altılı masada ne konuşuluyor? Anlatabildim mi? Seçimi kim kazanacak? Bütün bunlar ay... Bunu da öğrenmek istiyorum. Ay bunu da öğrenmek istiyorum. Bütün bu enerjiyi alt alta yazdığın zaman, topladığın zaman ne çıkıyor biliyor musunuz? Kültürün kullanım kılavuzu çıkıyor. İnsan nasıl çoğalıyor? İnsanın neden başı ağrır? İnsan neden korkar? Neyin anası bu? Allah o güzellik. Neyin anası bu? Çocuklar, bilimin anası. Bilimin anası. Ve bilim öncesinde ne vardı? Dünyayı nasıl açıklıyorduk? Çünkü bilgimiz yoktu ama hardware, bilgisayar hep vardı. Ama bilgisayarda yazılım yoktu adeta. Nasıl diyorduk? Tanrılar yarattı diyorduk değil mi? Demek ki mitler, mitolojini bilgi öncesi dünyayı açıklama öyküleri. Bunun başlangıcında sadece bireysel insanda değil, bütün insanlıkta bunun başlangıcında psikanalitik bireyi ilgilendiriyor. Sosyolojik dinler tarihi açısından, mitolojik ve sosyal psikolojik açıdan ne var? Anne var değil mi? Anne. Anne bizim dünyaya geçişimizi sağlayan boğaz köprüsü gibi bir şey. O yüzden anne nedir? Anne bütün kültürlerde... Bambaşkadır. Çalıştırmalardık. Bambaşkadır. Ama aynı zamanda da o kadar güçlüdür ki zaman zaman korkutur da. Anneye olan o bağımlılık korkutur da. O yüzden iki imge vardır hep. Hep ikirciklidir. Çünkü anne kızdığı zaman bu ne demek biliyor musunuz? Ölüm fermanıdır. Anne kızdığı zaman. Hele hele tanrıça katında bir anne kızdığı zaman. O yüzden hiçbir zaman anne hep güzel, hep iyi, hep şey değil. Çünkü anne çok güçlü. Anne sadece iyiliğe muktedir değil,
davranış repertuarının bütün unsurlarına hakim. Yani yarattığı gibi ne yapabiliyor? Yok dedi. Yıkatabiliyor. Yani anne hem yaratıcı hem terminatör. O yüzden psikanalizde genelde ikiye ayrılır. İyi anne, bereketli anne, doğurgan anne, çocukları için saçını süpürge eden anne, bir de korkunç anne. Korkunç anne, kendisini düşüren, çocuklarını ötekileştiren. Anlatabildim mi? Şimdi bu mitolojide ne işi var bunun? Tabii ki işi var. Şimdi mitler nerelerde oluşmuş? Kuzey yarım kürede, değil mi? Çünkü Avustralya'da o zaman daha yeni yeni insanlar oralara göç ediyor. Bütün toplumlar eski dünya deriz o yüzden. Avrasya ve Afrika, değil mi? Buralarda oluşuyor. Mesela bütün kitap dinlerinin çıkışının da o İsrail-Filistin köşesinde, Orta Doğu'da, Arap Yarımadası'nda olması da bununla ilintili. Tabii ki Meksika'da çıkmayacak. Anlatabildim mi? Çünkü orada bütün kültürlerin damıtılmış özeti var. Anlatabildim mi? Yani hep bütün yeni unsurlar eskinin üstüne inşa edildiği için. Evet. Dolayısıyla anne ilkbaharda son derece tatlı ama havalar soğuduğu zaman, şimdi ne kadar güzel, bakın tişörtle dolanıyorum. Çünkü kalorifer var. Yazın 40 derecelik klima var, serinliyorum. O zaman bunlar yok, değil mi? Onlar ne kadar güzel otururken, dinlenirken bir yerden bir aslan geliyor ve birimizi kapıp götürüyor. Ay hay Allah. Ne moral bozucu, anlatabildim mi? Hayat ne? Hayat adeta bir kumar. O yüzden ana tanrıça ilk etapta nasıl gösteriyor kendisini biliyor musunuz dinlerde? Fortuna, yani şans tanrıçası, kader kısmet tanrıçası, çarkı felek. Anlatabildim mi? Tıkı 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 tıkı, aa bolluk bereket. Tıkı 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 tıkı, aa tam mağaradayken bir deprem, herkes yok oldu. Tıkı 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 tıkı, aa yeni bir virüs, tamamen o baz yok oldu, imha oldu, anlatabildim mi? Aa bahar geliyor, tıkı 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 tıkı. Sinir yatışmış. En sinirli olduğu gün hangisi olabilir sizce? Kuzey yarım kürede. Ama hangi gün? 21 Aralık. 21 Aralık. Bakın dünyayı kurtaran İsa 24 Aralık'ta doğuyor ya güya. Meryem Ana'nın oğlu İsa. O aslında ne biliyor musun? Senenin en uzun, en soğuk, en karanlık, gün ışığının en az olduğu günde ana tanrıça sakinleşsin diye ona verilen bir kurban. Ne ilginçtir ki hakikaten hayatının sonunda çarmıha gelinecektir. Ama bakınız hikayede ne denilecektir? Babası, Hristiyanlarda öyle bir inanış var. Babası ona ne yaptı? Geriye aldı. Yani sadece etiyle kemiği yok oldu. Ne yapıyor? Döngüsel hikayeyi anlatıyor. Çok heyecanlı. Döngüsel hikayeyi ne yapıyor? Tarihsel, çizgisel hikaye haline getiriyor. Diyor ki artık İsa ebediyen orada. Buralardan neyi çıkarabiliyoruz? Buralardan şunları çıkarabiliyoruz sevgili öğrencilerim. Buradan özellikle korkunç dönemlerden sonra ana tanrıçanın asık yüzünü yumuşatmak için kurban törenlerinin onun sinirini yatıştırma ayinlerinin ortaya çıktığını şey yapıyoruz, değil mi? Halit-i ruhiyesi, neşe, iyi niyet, ilkbahara, bonkörlüğü, yaza, artık öf sizden bıktım demesi kışa tekabül ediyor, değil mi? Kışa tekabül ediyor. Sonbahar yok. Sonbahar son derece modern bir şey. Hava sıcak, sıcaklaşıyor, çok sıcak, serinliyor ve çok soğuk oluyor. Üç, iki, şeydeyiz biz yani. Babil, Mezopotamya, orada zaten sonbahar diye bir şey yok. Yani böyle bir mood döngüsünden,
Halit-i Ruhiye döngüsünden bahsedebiliriz. Bütün takvim buna dayandırılıyor. Mesela Tanrıça yeni doğuyor. Nasıl doğuyor Tanrıça? Kışın yaşlı bir cadı olarak çekildiği mağaraya giriyor. İlkbaharda tazelenmiş ve gençleşmiş bir genç kız şeklinde yine dünyaya geliyor. Anlatabildim mi? Bakınız bütün sonraki mitlerde de bu motif vardır. Afrodit, bereket tanrıçası, aşk tanrıçası. Her erkekle seviştikten sonra ne yapıyor Afrodit biliyor musunuz? Bekaret kuyusuna girip orada yıkanıyor ve kız oğlan kız çıkıyor o kuyuda. O kuyu mitolojik bir şey, hikaye. Yani bu hikaye neyi hatırlatıyor bize? Tanrıçanın yenilenmesini hatırlatıyor değil mi? Genç kız olarak geliyor. Neyi temsil ediyor ilkbaharda? Genç kadın, bakire ve kız yani daha bir erkekle beraber olmamış. Bakınız bir de şunu söylemek lazım. Bakire demek bu bağlamda mitolojide erkekle yatmamış demek değil. Sahibi yok demek. Yani sahibi yok. Kız olmuş, kız olmamış. Hiç fark etmez. Sahipsizse ki bu sonradan bu sahip meselesi geliyor ataerkiyle. O bakiredir, partenostur. Sahipsizdir. Çünkü niye sahipsizdir? Kendisi sahip de ondan. Kendisi bütün evrenin sahibesidir de ondan değil mi? Demek ki ilkbaharda nasıl görüyoruz? Genç kız genelde ilkbaharda açan çiçekleri topluyor. O yüzden mesela romanlarda, filmlerde çiçek toplayan genç kız gördüğünüz zaman biliniz ki motif o motiftir. Bir erkek bir sevdiği kıza böyle çok kır çiçekleri hediye ettiği zaman öyle bir zikrediş vardır. Eğer çiçekler geri geriye giderek toplanıyorsa ilkbahardan derhal kışa regresyon vardır demek çok korkunç şeyler olacak anlamına gelir. Ondan sonra ne oluyor? Yaz geliyor değil mi? Yazın ne oluyor? Yavaş yavaş ürünler alınmaya başlıyor. Hangi kadını temsil ediyor artık ana tanrıça yazın? O doğumlar, bütün ürünlerin hasadına denk gelen Eylül sonuna kadar olan dönemde doğurgan ve erkeklerin sahibesi. Erkeklerin sahibesi, erkeklerin başını döndüren hangi kadın? Güzel kadın değil mi? Hangi kadın? Doğurgan kadın. Hangi kadın? Dudakları kıpkırmızı olan kadın. Hangi kadın? Aşk tanrıçası şeyiyle karşımıza çıkıyor. Düsturu yaşa ve yaşat. Hiç kimseye karışma. Her şeyi nasıl yetişiyorsa öyle rahat bırak. Hiçbir şeye müdahale etme. Ne şeyine dönüşüyor? Afroditleşiyor değil mi? Venüsleşiyor. Ama tabii ki ne var? Enerji tükeniyor. Enerji tükendiği zaman kış geliyor. Kışın artık bütün gücünü ne yapmış oluyor? Ana tanrıça evrenin bir saat gibi işlemesine harcamış oluyor değil mi? O mekanizmaya harcamış oluyor. Ne yapması lazım? Yerin derinliklerine gidip kitonyen güçlerin adeta şarj edilmesi lazım. İniyor yerin altına ve nasıl topraklar donuyorsa, ağaçlarda yaprak kalmıyorsa, hayvanlar açlık çekiyorsa, kıtlıklar başlayabiliyorsa, kış da neye tekabül ediyor? Ana tanrıçanın annenin ürkünç sureti olan nalet cadı. Hansel ve Gretel'i düşünün. Hansel ve Gretel ne yapıyor? Hansel kafeste diyor ki uzat parmağını.
Görmüyor çünkü. Bakınız görmüyor çünkü artık bütün gücü tükenmiş. Ne yapması lazım? Gücünü yenilemesi lazım. Bakınız ataerkil bunu nasıl bir masala çeviriyor? İnsan yiyor. Hansay uzat parmağını. Elliyor. Aa daha yeterince yağlanmamış. Besliyor onu ne yapacak? Yiyecek onu değil mi? Aynen öyle bir şarj olma dönemi geliyor. Ve bütün doğa nadasa yatıyor, uyuyor. Kış uykusuna yatıyor. Tabii ki kış uykusuna yatmayan insanlar için bu çok kötü bir dönem değil mi? Ölüm tanrıçası olarak karşımıza çıkıyor. Hekate. Kesişen yollarda çağırabilirsiniz. Bir kötülük isteyebilirsiniz. Her şeyi yapabilir. Annenin aşırı derecede büyük gücünün olumsuz temsili. Değil mi? Ay döngüsünde de bu kendisini belli ediyor. Hilal biçimindeki ay büyüsün, küçülsün, küçülsün fark etmez. O genç kızlığa, tamamlanmamışlığa tekabül ediyor. Dolunay erotik tanrıçaya tekabül ediyor. Yeni ay dışarısı aşırı karanlık olduğu zaman. Yeni ay. O işte ölüm. Ölüme, doğanın yenilenme sürecine tekabül ediyor. Ve bu süreç neyi anlatıyor? İnsanın da kendisine ölümlülüğünü anlatıyor. Ama bakınız buradaki ölüm dediğim gibi döngüsel bir ölüm. Fiziksel kabuğunuz, bedeniniz nereye dönüyor? Sizi doğuran annenizin topraktan rahmine geri dönüyor. Yani nasıl bir şey var? Anneden yani bakınız ataerkil bunu böyle söylüyor. Topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Hayır. Anaerkide böyle bir şey var. Anneden geldin. Anne seni yine kucağına alacak. Orada herkese yer var. Bakın bu çok önemli. Anne yaşayan her şeyin annesi. Yani annede böyle bir şey yok. Ay bu insana bayılıyorum. Ay şu bok böcekleri ne iğrenç. Böyle bir şey yok. Yani wow aslana bak ya hakikaten hayvanların kralı. Gurur duyuyorum onunla. Aman şu kokarca. Hayır. Bakınız çok ilginç bir biçimde. Anneci mitlerde, anaerkil mitlerde yaşam biçimleri arasında hiyerarşik bir şey yok. Herkes ne? Eşit, egaliter. O yüzden anaerkil mitini mesela Marx ve Engels de kullanır komünist manifestosunda. Anlatabildim mi? August Bebel çok kullanır. Mesela kadın ve sosyalizmin ruhu hep 19. yüzyıl Alman kültüründeki bu anaerkil studies, anaerkil araştırmalarına yönelik şey yapar. Nasıl bir şey var anaerkilde? Hiçbir canlının önceliği yok. Herkes eşit. Çünkü herkes sıkı tutulur. Herkes, Türk filmin en meşhur sahnesi nedir filmin sonunda? Durun siz kardeşsiniz. Herkes kardeş. Anlatabildim mi? Herkes eşit. Sadece sunum biçiminiz, beden şekliniz ne oluyor? Ona denk geliyor. Mesela Hinduizm'de o hala var. Eğer günah işlerseniz nirvana'ya, doğmamaya ulaşmazsınız. Günah işlerseniz insandan daha da aşağı bir varlık olarak doğarsınız. Hedef ne? O kadar mükemmel bir hayat sürmek ki dünyaya bir daha gelmemek. Bakınız buralara kadar gidiyor Hint mitolojisinde değil mi? Evet. Kızın rengi, ilkbaharın, baharların rengi beyaz, masum, daha hiç kullanılmamış. Erotik kadının rengi, tabii ki kanın rengi, kan, kırmızı, dudaklar kırmızı. Bakışlar ateşli, hava çok sıcak, yaz ayları. Anlatabildim mi? Tabii ki kışın rengi siyah. Mevsimsel olarak dediğim gibi ilkbahar, yaz, kış ve sonbaharı da eklememiz lazım. Kızın diyarı
lekesiz melek olduğu için, lekesiz derken hiçbir surette daha gücünden kaybetmediği için göğü temsil ediyor. Bakınız gök kıza ait. Mesela Yunan mitolojisinde gök sahipliğinden men edilen tanrıçaların başında Artemis gelir. Artemis çok arkaik, eski, taş evrinden kalan bir ana tanrıça. Ataerkil dini onu ne yapıyor? Zeus'un şımarık kızı haline getiriyor. Niye? Onun babası olunca o ikincileşmiş oluyor. Anlatabildim mi? Ana tanrıçanın yazın ki sureti, erotik doğurgan kadın ki sureti hangisi? Tabii ki maddi unsurlar, elle dokunulabilir unsurlar. Hayat, kalp, atan kalp, yürek. Tabii ki sevişmek, heyecanlar değil mi? Deniz ve toprak yani dünyaya tekabül ediyor. Ondan sonra şeyde yaşlı versiyonu da yeraltı dünyaları, ölüler diyarları ve deniz altındaki bilinmez, akıl sır erdirilmez sırların mihnetinin koruyucusu değil mi? Demek ki yaşlı versiyonun neyle ilintili? Bütün okültizm, cadılık, büyü, koca karı bilgisi deriz ya, bütün o geleneği temsil ediyor değil mi? Kızın hayvanları son derece sert, savaşçı hayvanlar, aslan, panter, kediler, yeni doğmuş hayvanlar, beyaz geyikler, şahinler, kartallar. Anlatabildim mi? Böyle genç bir bakirenin sertliği ifade ediliyor hayvanlarda. Doğurgan versiyonunda, erotik kadın versiyonunda besleyici hayvanlar, özellikle mesela inek. İnek Mısır'da çok önemli. Hatta ineğin boynuzları doğan güneşi taşıyor aslında boynuzlarında. Anlatabildim mi? İnek hala mesela Hindistan'da kutsaldır. Ki Hintliler ne yapamıyor? Süt içemiyorlar. Çünkü Güney Asyalılarda bir genetik şey var, özel durum var. Süt içtiler mi ölürcesine ishal oluyorlar. Tabii. Buna rağmen mesela inek kutsal. Keçi, koyun, dişi şey, geyik, ondan sonra arılar, güvercinler. Anlatabildim mi? Hep böyle aşkı temsil eden hayvanlar, bereketi temsil eden hayvanlar. Yaşlı versiyonunda kışın şeye gittiği zaman, mağaraları çekildiği zamanki şeylerinde yeraltı ve tırnak içinde, bakınız çok ilginç, Musevilikte yenmesi yasak olan hayvanlar. Yani helal olmayan hayvanlar. Mesela yılan, siyah hayvanlar, köpek, kuzgun, baykuş. Anlatabildim mi? Siyah köpek çok uğursuzdur. Falda çıktı mı köpek düşman demek değil mi? Hekate'ye köpek kurban ediliyor. Bakınız ne ilginç. Ya da siyah atlar, siyah hayvanlar. Görüyorsunuz tanrıça en güzel hayvanlardan en korkunç akrep böceğe kadar bütün şeyleri sembol, ikonik hayvan olarak kullanıyor. Yani bütün bayraklarda ne vardır? Aslan vardır, şu vardır, bu vardır, kartal vardır Alman şeyinde, logosunda mesela, bayrağında değil. Ama mesela hiçbir ülkenin logosunda akrep yoktur. Ya da ne bileyim, kertenkele yoktur. Onlar nasıl hayvanlar? Dediğimiz. Onlardan korkuyoruz. Onlar çünkü zehirli değil mi? Hayır.
Ana tanrıçanın o suretinde, işte hatırlayın, seyrettiğiniz bütün filmlerde, okuduğunuz bütün kitaplarda yaşlı bir cadı var. Burası da ne var? Omuz, bir omuzunda siyah kedi, bir omuzunda karga, değil mi? Kuzgun. Ağaçta ne vardır? Bir baykuş vardır. Baykuş sesini gece duymak neye delalettir? Yakında birisi ölecektir, değil mi? Gece köpek uluması. Hep bakınız, bu bütün kültürlerde, bu kültürler arası böyledir. Sırf bize böyle değildir bu. Korku filmlerinde bir baykuş yapar, değil mi? Edgar Allan Poe'nun kuzgunu vardır, değil mi? Hep neyle ilintilidir Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe'nun bütün edebi eserleri bu annenin korkunç versiyonuna bir aşk ilanıdır. Seni de seviyorum demektir, değil mi? Çok ilginç. Ondan sonra sembolik nesneler vardır. Genç kız versiyonunda tabii ki yay ve ok. Ondan sonra ve aslanlar veya geyikler tarafından çekilen araba. Bütün masallardaki işte kül kedisi. Peri geliyor, ne yapıyor? Onu beyaz atlı at tarafından çekilen bir arabayla prense, baloya gönderiyor. Sonra gece yarısı döndüğünde ne oluyor o beyaz atlar? Birer fare. O arabada neye dönüşüyor? İlginç değil mi? Masallardaki bütün bu motifler bunlarla ilgili. Büyülü kemerler. Yüzükler. Yüzük çok önemli. Özellikle kemer ve yüzük kadın versiyonunda. Dünyanın doğduğu yumurta. Yumurta açılıyor ve içinden dünya çıkıyor. O yumurtayı yumurtlayan o güzel ana tanrıça, değil mi? Aşk meyvesi. Aşk meyvesi. Kendine bağlayan, özellikle erkekleri kendine bağlayan büyülü içecekler, yiyecekler. Ve tabii ki Havva, Adem ile Havva'nın meyve cenneti. O cennet bahçesi aslında Havva. Havva. Havva'ya ait. Havva da yaratıcıdır. Aslında Havva bahçede Adem geliyor oraya. Anlatabildim mi? Evet. Ve söyleyin adını. Yaşlı, yaşlanmış ana tanrıçanın versiyonu. Ölüm meyvesi. Şeyleri hepiniz bilirsiniz. Pamuk Prenses'te bir cadı getiriyor ona zehirli elma. Ondan sonra onu ısırıyor, ölüyor. Bakınız, ataerkil ne kadar nali. Cadıyla genç kızı birbirine düşman yapıyor. Halbuki Pamuk Prenses ile o cadı aynı kişi. Kış versiyonu, ilkbahar versiyonu. Ve şatodaki korkunç üvey anne de kendileri. Ataerkil ne yapıyor? Bu üçünü birbirine düşürüyor, saç saça baş başa. Anlatabildim mi? Evet. Yöntem bu. Yani aslında Pamuk Prenses'teki cadı kendisini zehirliyor, öldürüyor. Kader ipliği, kader ilmeği, değil mi? Ne kadar yaşayacağımızı, nasıl yaşayacağımızı, nasıl öleceğimizi belirleyen şeyler, unsurlar. Ve öte dünyadaki cennet bahçesi olan iyilerin gittiği yer. Anlatabildim mi? İyilerin gittiği yer. Evet, görüyorsunuz anaerkil mitlerde ne var? Döngüsellik var. Hiçbir zaman bir şey, iki farklı unsur aynı anda olamıyor. Yani genç kız versiyonuyla yaşlı versiyonu ya da orta yaşlı doğurgan versiyonu ne yapamıyor? Bir araya gelemiyor. Ataerkil bu tanrıçayı tahtından edebilmek için hepsini aynı anda sahneye döküyor. Sonraki ataerkil dönüşümden sonraki mitlerde ve masallarda eş zamanlı, simultan bir biçimde ortaya çıkararak ne yapmaya neyi sağlıyor? Birbirlerine düşman olmalarını sağlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bütün bu anlatılarda, özellikle yazılı anlatılarda
bunun günümüzde bile hala işleyen, kadının aleyhine işleyen bir ideolojik takıntı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyorum. Ve bu haftalık bu kadar diyorum.